böreğimiz için malzemelerimiz neler, bir onları hatırlayalım önce. Zeytinyağımız, soğanımız, cevizimiz, maydanoz, kırmızı biberimiz, pul biber, tuz, karabiber. Bir de ve zeytinimiz. Bu zeytinler özel Antep'ten geldi. Getirdim. Siz yanınızda getirdiniz. Evet, nedir özelliği? Getirdim. Ben bayağı bir yedim. Özelliği bu biraz daha tam olgunlaşmadan toparlanıyor. O yüzden öyle tuzlu değil, şey değil. Çok güzel böyle. Bu normalde tuzlu. Biz bunun tuzunu suda bekleterek alıyorsunuz. Alıyoruz. Çok güzeldi. Başlayalım. Nasıl başlayacağız? Hanımlar, şimdi, ekran başındakiler neler yapacaklar? Yağımız... Ona bir çakmak gerekecek galiba bizim. Değil mi? Nerede o? Burada. Size vereyim. Tavamızı koyduk. Yağımızı alalım. Ne kadar yağ koyuyoruz? Bu sade yağ. Sade zeytinyağı değil mi? Yok, bu normal tereyağı. Tereyağı? Evet. Tereyağını mı erittik? Evet. Bol bol koyun diyorsunuz. Bugün pazar, günah yok. Tereyağımızı koyduk. Onu ne kadar kızıştırıyoruz şimdi orada? Biraz kızsın hemen. Soğanımızı atacağız. Şimdi katmeri geçtiğimizde katmerle ilgili bayağı bir sorum olacak. Çünkü Antep'e ben birkaç kere gelme şansım oldu. Çok lezzetli yemekler yedim. Görmeyen varsa, gitmeyen varsa Gaziantep'e gitsin. Bekleriz. Mutlaka. Çok güzel yemekler yedim. Antep biliyorsunuz UNESCO'da gastronomi şehri olarak da seçildi. Biliyorum, aynen. Ve İstanbul'da da şimdi çok yerde katmer yapılıyor. Gerçekten iyisini yapanı bulmak çok zor. Taş yerinde ağır her zaman. Aynen, öyle oluyor değil mi? Evet, her şey kendi memleketinde güzel. Yağımızı soğanla beraber kavuruyoruz şu an. Bu börek de yine Antep'e özgü bir börek değil mi? Bu da Antep'e özgü. Zeytinli kol böreği diyoruz. İçine ceviz de koyuyoruz. O enteresan. O da ayrı bir lezzet katıyor. Lezzet katıyor. Ben birazdan o lezzeti hepiniz için deneyimleyeceğim. Ama tarifi veriyoruz zaten. Ekran başındaki seyircilerimiz de rahatça yapabilirler. Bunun hamurunun, yufkasının bir özelliği var mı bu böreğimizin? Sert buğday unundan yapılıyor unumuz. Buğday unu sağlıklı zaten bir kere. Oradan bir puan kazandı. Bizim yöremizin unu bu. O yüzden hamur bu kadar şey oluyor. Savurarak açabiliyoruz. Yırtılmıyor. Ha, burada şov lastiksi var yani birazdan. Şov var. Soğanımızı iyice kavurduk. Oh. Soğandan sonra neyi ekleyeceğiz Ömer Bey? Zeytin ekleyeceğiz. Ben şöyle o güzelim zeytinleri vereyim. Bayağı ne kadar zeytin koyduk? Çok zeytin koyduk. Bir kilo. Bir kilo zeytin. Evet. Bu kırık zeytinden. Evet. Antep'e giden eşimize, dostumuza ulaşacağız. Ya da oradan buraya gönderenler de var bildiğim kadarıyla böyle malzemeleri. Evet evet. Geliyor. Katmer'in tarihçesini biliyor musunuz bu arada? Peki oldu da biz bulamadık. Antep'ten isteyemedik. Normal bir zeytinle İstanbul'dan edindiğimiz ya da işte başka yapılır. Bir yapılır. Yapılır değil mi? Yine böyle az tuzlu, tuzunun arındırılmış olması. Lezzeti çok yakalayamazlar ama yapılabilir. Yine bir yeşil zeytin. Bu kıvamda, rengini gördünüz zaten. Çekirdeği yok. Böyle zeytinler İstanbul'da da bulabiliyoruz. Aynı lezzet olmasa da işte kendimizi tatmin ederiz bir şekilde. Siz isterseniz biz yollarız ya. Ben iyice bir öğreneyim, yapacağım haftaya. Üzerine ceviz ekliyoruz. Evet. Ceviz ne kadar? Onu da hemen hatırlatalım. Cevizimiz yaklaşık 250-300 gram. 250-300 gram. Hiçbir malzemeden kaçınmıyoruz değil mi? Bol bol kullandık. Benim dedemin bana hep söylediği bir laf vardır. Her zaman yapacağın ürünü kendin yiyecekmişsin gibi. Özenerek yap. Doğru. Hiçbir ne güzel zaman nasıl kaçma. Yapmış. Bir dev tava dolusu iç malzememiz oldu herhalde. Evet. Stüdyoda herkesin yüzünde değişik ifadeler var şu an. Herkes heyecanla bekliyor. Antep'in 291 adet tescilli, 1000'e yakın tescilsiz yemeği bulunuyor. Oo. Bayağı bir fazla. 291 adet tescilli yemeği var. Evet. 1000'e yakın da tescilsiz. Neler var değişik olan mesela bizim böyle hiç duymamış olabileceğimiz, sizin bildiğiniz bir usta olduğunuz için? Keme kebabı var, soğan kebabı var, evet. Keme kebabı, nedir keme kebabı? Keme kebabı nedir? Keme
mantarla patatesin karışımı gibi bir... Evet, ilk kez duyuyorum ben de. Onun dönemi vardır. Aha. Döneminde kebapçılarda kebabı yapılır. Keme kebabı. Patlıcan kebabımız var, lahmacunumuz var, yuvarlama var. Onları biliyoruz az buçuk. Peki keme kebabını yemeye ne zaman geleceğiz Antep'e? Keme kebabını yemeye yaza doğru. Yaza doğru. Bahar aylarında. Evet. Ben bu içi bile oturup yerim tek başına. Hiçbir şey yapmadan. Çok güzel gözüküyor. İnsanlar benim yemek yemediğimi düşünüyor ama öyle değil gerçekler. Şimdi biberimizi ekledik. Biberi ne kadar ekledik? Biber de iki tane. İki tane. Evet, iki adet. İki büyük kırmızı biberimizi de ince doğradık. Ondan sonra cevizden sonra içine kattık. Renkleri değişinceye kadar zaten. Evet, evet. İyice böyle çok pişirmeyeceğiz. Çünkü fırında da pişecek. Aynen. Bu yeşilliğimiz ne? Maydanoz. Maydanoz. Maydanozdan ne kadar koyuyoruz? Bir demet. Bir demet. Her şeyin en son noktası mesela. Zeytin 1 kilo. İşte yağı da böyle bayağı bir kalıba yakın koyduk. Biraz pul biber atalım. Pul biber koyuyoruz. Bunları göz kararı, insanların şeyine göre. Acı sevip sevmeme evet. dozuna göre tuz. O koyduğumuz ne? Toz biber bu da. Toz biber. Pul biber, toz biber, tuz koyduk. Cevizimiz içinde, zeytinimiz içinde. Bir de karabiberimiz. Kırmızı biberimiz. Karabiber koyuyoruz şimdi. En sonunda maydanoz mu gelecek? Evet. O biraz solmasın diye. Hamurlarımız da orada galiba değil mi? Evet. Onları birazdan şov kısmında. Yanı başımda bir Antep seçkisi tabağı duruyor. Onları size Antep'ten ikram olarak getirdim. Ay çok teşekkür ederiz. Hep beraber yiyeceğiz burada ekip arkadaşlarımız. Onların da ne olduklarını tam olarak soracağım. Baklavanın ne olduğunu biliyorum tabii ki ama onun dışındakiler nedir? Onu soracağım. Kahke var, Antep kahkesi. Kahke şunlar değil mi? Evet. Bu neydi? O köy kahkesi. Köy kahkesi. Evet, diğeri bu. Haşhaşlı. Bu haşhaşlı. Baklavayı biliyoruz zaten. Bu nedir? O pasta bizim... Sizin ürettiğiniz. Evet, bizim peki ürettiğimiz. Bunlar o da öyle herhalde. Fıstıklı. Evet, fıstıklı Hindistan cevizi. Yanı başımda bir de kaymak var benim. Onun katmerle bir alakası olduğunu hissediyorum. O da hakiki köy kaymağı. Belli. Bu hazır. Çok güzel gözüküyor. O hazır. Onu ne yapıyoruz şimdi? Bunu şöyle çekelim. Bu soğuyana kadar. Onu soğutacağız. Evet. Ben yardım edemedim. Siz tabii işin piri olduğunuz için. Öyle dursun mu orada? Evet. Bu soğuyana kadar. Tamam. Maydanozu koymadık. O sonra mı? En son. Tamam. Şimdi yani. Çünkü bu fırına girdiğinde de şey olacak ya. Tabii. İyice ölmesin yani. Evet evet evet. Fırında da pişecek. Tantuniye benzer. Zeytin ama. Bu tamamdır. Tamam. Bunu şöyle soğumaya alalım. Şimdi geldik hamur kısmına. Evet. Onu öyle bir... Görüyor muyuz bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu? Şöyle göstereyim. Çok da güzel kokuyor. Yüz ifademden anlamışsınızdır. Siz hangi yemekleri yediniz Antep'te? Vallahi neler yedim. Katmer yediniz mi? Katmer yedim. Birkaç kere gittim çünkü. Hep gittiğimde de işte baklavalarımı da alıp geliyorum. Hediyeliklerimi de. Ne denedim? Ben genelde Ali Nazik yiyorum. Evet. Ali Nazik seven bir insanım. Onun dışında patlıcanlı kebap seviyorum. Evet. Patlıcanlı kebap yiyorum. Bu böyle önden gelenlerden yoğurtlu bir şey. Ne olabilir acaba? Attım mı? Bilmiyorum. Yoğurtlu bir şey yiyorum ama. Evet, şimdi... Abi o kadar güzel kokuyor ki inanılmaz. O soğumuş mu biraz? Evet. Fena değil. İyi. Soğumuş. Şunu arada kontrol edelim. Çünkü çok düşük derecede. Ne kadar pişmesi gerekiyor katmerin? Kaç derece sıcakta? 7-8 dakika. Dakika. Evet.
kısaymış da süresi. 230-240 derecede. Önceden ısıtılmış mı olsun fırın? Evet, önceden ısıtılmış olsun. Bir tane daha tepsi yoksa burada kalabilir. Onu da çünkü pişireceğiz değil mi? Evet. Bir tepsi daha alalım ki o da gitsin. İçinde ceviz var, zeytin var, maydanoz var, kırmızı biber var, kırmızı yağ biber var, tuz var. Evet. Karabiber var. Karabiber var, pul biber var, ince kırmızı biber var. Bunu da bu şekil. Ya aslında hamuru o kadar az ki. Aslında gerçekten içini yiyoruz. Katmerde de öyle. Şimdi tabii katmerde fıstık var, şeker var, kaymak var. O tabii ki daha kalorili bir şey ama bunda içindeki şeyler zararlı şeyler değil yani. Değil, sadece yağ var. Aynen, yağ var ekstradan fazla olan bir şey. Onun dışındakiler yine bir börek yapacaksak bence bu iç bir börek için hamuru da böyle ince olursa yani yufkası gayet güzel bence. Mükemmel olur. Onu şimdi fırına tabii koyalım. Bunu da katmerimizin altına. Bunları pişmeye bırakalım. Kapattık. Ne kadar pişsin böreğimiz? Yaklaşık o da 10 dakika falan pişsin. 10 dakika pişecek. Evet. Kısa pişme süreleri var aslında değil hamur mi? Hamur ince olduğu için çabuk pişiyor. Hamur ince olduğu için katmerde de öyle oldu.